Kemalizoğlu bir sivrisinek üretme çiftliği açmış. Ne? Sivrisinek üretme çiftliği mi? Evet. Niçin? Niçin olacak canım? Aerosol firmalarıyla anlaşmak için. Düşünsenize sivrisineğin çok olduğu yerde aerosol de çok satılmaz mı? Bunlar sülalece uyanık spor demek ki. Sonra ne oldu? Teyzenin oğlu aerosol firmalarıyla anlaşabildi mi bari? Ha, ona gerek kalmadı. Çünkü bir Çin lokantası sivrisinek çorbası için bütün sinekleri satın almaya başladı. İğrenç. Çok pis ya. Alo Firdevs. Benim Müfit. Ya ne olur hemen kapatma. Neden anlamak istemiyorsunuz Müfit Bey? Sizinle görüşmek istemiyorum. İstemiyorum. Tamam haklısın. Ya ama ne olur dinle beni. Bak senden binlerce kez özür dilerim. Benden binlerce kez özür dilermiş. Niye? En çok özür dileyen adam olarak Dünya Rekorlar kitabına girmek için mi? Tamam ben hata ettim. Ama hatamı anladım. Keşke Türk Telekom sizin gibi haddini bilmezler için bir haddini bildirme servisi açsa da benim sizin haddinizi bildirmeme gerek kalmasa Müfit Bey. Bak Firdevs, eğer bana böyle davranmaya devam edersen Kaya'nın sevgi sitesinin geceler katran karısı geceler sokağından ev kiralayıp orada oturacağım. Bence siz Serdar Ortaç'ın rezalet sokağında otursanız çok daha iyi edersiniz Müfit Bey. Be. Hayrola Müfit abi? Sanki telefonda o mahur beste çalıyordu da Müjgan'la size ağlaşıyor gibiydiniz. Aman ne komik. Ha ha ha. Müfit Bey! Deminden beri duyduğum o ayı gibi gülmelerin merkez üstü sizsiniz herhalde. Eğer şaklamanlık yapmaya meraklıysanız reklamcılık yerine amatörlüğü seçebilirdiniz. Ya ben sana dedim ama değil mi? Bak erkekler böyledir işte. Bak Müfit Bey senin peşine nasıl düştü gördün mü? Aynı şeyi ben de yaşadım o yüzden biliyorum. Şimdi ben de ona yüz vermiyorum artık. Aa nasıl yani? Abim seni arıyor mu? Aramıyor. Ararsa yüz vermeyeceğimi bildiği için aramıyor. Ya evet eminim öyledir. Ah, ah. Nerede o güzel günler? Nerede acaba? Hangi güzel günler Reyhancığım? Masların benim peşimde koştuğu günler. Daha o zamanlar gençtim tabii. Reyhancığım bu anlattıklarının üzerinden daha bir sene bile geçmedi canım. Öyle deme Firdevs. İnsan bir gecede ihtiyarlayabiliyor yani. Mesela amcamın saçlarının yanları üzüntüden bir gecede beyazlamıştı. Saçlarının yanları mı? Neden sadece saçlarının yanları beyazladı? Çünkü saçlarının üst kısmı peruktu. Ay ben sarhoş oluyorum galiba. Viskiden başım döndü. Reyhancığım o viski değil çay. Ne? Çay. Ya. Hay Allah. Ben de az daha bilmeden yanlışlıkla sarhoş olacakmışım demek ki. Peki niye viski şişesine çay koydun? Annem anlamasın diye tabii ki. Şimdi anladım. Hayret. O zaman ben de evdeki rakıları içip boşalan şişelerin içine çay koyayım da anlamasınlar ha. Biliyorsunuz reklamcılıkta yeni bir ekol gelişti. Birkaç ürünü bir arada tanıtıyorlar. Yani hani şu çamaşır makinesi şu deterjanı tavsiye ediyor gibi. Ha evet Önder Bey. İşte bize de böyle bir iş geldi. Banka ile çocuk bezi reklamını birlikte yapacağız arkadaşlar. Nasıl yani? Emlak ve Yuva Bankası Ultra Klima çocuk bezini tavsiye ediyor mu diyeceğiz? Evet yani bu çok saçma Önder Bey. Bir zencinin solaryuma girmesinden bile saçma. Aa kesin ağlamayı. Şimdiden bu işi yapmış gözüyle bakıyorum size. İşte iki firmanın gönderdikleri de bu dosyada. En kısa zamanda sizden bu dubleks reklam işini bitirmenizi istiyorum. Ama bu çok zor. Yani faziletin kayıp 1 trilyonunu bile bulmaktan zor. Evet, kolay bir iş demiyorum. Ama Rusya'da da sosyalizmin gelmesine de imkansız gözüyle bakılıyordu. Gitmesine de. Ama ikisi de oldu. Siz merak etmeyin efendim. Biz kankamla yani Müfit'le bu işi kesin hallederiz. Aferin Mazhar. Menkıbe hanımefendi nasıllar acaba? İyi, iyi efendim. Göremedim de bu aralar, onun için sordum. Hadi size kolay gelsin. Aferin Basar. Menkıbe hanım nasıllar? Sen de bir acayipsin yani. Arada sırada getirsene şu anneni ajansa. Öf yeter be kapatın şu konuyu artık ha. Müfit ben biraz dışarı çıkma alacağım. Hem şu bankayla çocuk bezi konusunu da biraz düşünürüm. Tamam kanka. Hadi eyvallah görüşürüz. Müfit, sende bugünlerde bir tuhaflık var. Evet, biraz canı sıkkın gibi. Yok canım, siz çok neşeli olduğunuz için size öyle geliyor. Yoksa onu seviyor muyum? Peki öyleyse neden her şeyi berbat ettim? Bir şeyler yapmalıyım. Belki aşk kokan duygulu bir şiirle bir buket çiçek durumu düzeltilir.
İki komşu Firdevs. Komşum mu? Nereden çıkarıyorsun Reyhancığım? E çiçekleri sulaman için sana bıraktığına göre tatile giden bir komşun değil miydi o? Hayır değildi Reyhancığım. Bu çiçekleri birisi bana göndermiş. Ay ciddi mi? Kim göndermiş? Müfit. Ay, ne kadar görgüsüzmüş bu Müfit Bey de yani. Bak çiçeğin faturasını da yollamış. Bakayım bakayım. Ama bu fatura değil ki. Müfit bana şiir yazmış canım. Ay inanmıyorum, oku sana. Okuyacağız herhalde, bir dakika. Sensizliğin ortasında senden başka kimsem yok. Bana senden başka sevgili yok. Hata ettim. Belki seni kaybettim. Sevmek nedir demiştin ya. Seni kaybetmek korkusuyla yaşamaktır bana kalırsa. Ya tam 38 dakikadır bekliyorum, çıkmadı ha. Artık çıksa iyi olur. Çıktı. Ay çok özür dilerim. Ah, Firdevs sen miydin? Bu ne tesadüf değil mi? Müfit Bey rica ederim bırakın artık bu gerisi size kalmış reklam numaralarını. Biraz düşünürseniz daha yaratıcı şeyler bulabilirsiniz. İnan bizi kader çarpıştırdı Firdevs. Tabii canım, bizi trafik canavarı kader çarpıştırdı. Bana bakın Müfit Bey, televizyonda Alaaddin Çakıcı'nın cezaevi aracına binme sahnesini görmekten bıktım gibi sizin bu salaklıklarınızdan da bıktım. Kendinize gelin artık canım, peşimden de gelmeyin lütfen. Firdevs. Yapı ve İmar Bankası Kuru Popo Çocuk Bezini öneriyor. Ya da Kuru Popo Çocuk Bezi Yapı ve İmar Bankası'nı önerebilir. Neyse, mesela biz Yapı ve İmar Bankası olarak sizlere Kuru Popo Çocuk Bezini öneriyoruz. Çünkü müşterilerimizin altlarının kuru olması bizler için çok önemli. Tak tak tak, kuru popolar. Hayatımda bu kadar saçma iki reklam görmedim ya. Evet Masar Bey, defterinizi acılı dürüm gibi dürmeye geldim. Aa, Ruhsar canım benim, hoş geldin. Konuyu değiştirme şimdi. Babamın evine gittim ve bir bakalım ne gördüm. Babanı gördüm. Evet gördüm ama babamın evde olmadığını gördüm. Ya ne olacak, belki bakkala falan gitmiştir. Tabii canım, benim de alnımda çeriz ruhu yazıyordu. Ya Allah Allah, bana telefon etti. Memlekete gitmek zorunda olduğunu söyledi. İşte babanı bilirsin. Belki ucuz olsun diye bisikletle falan gitmeye kalkmıştır. Bu durumda da haftaya anca varır. Hala yalan söylüyor bana. Ya Ruhsar yapma Allah aşkına. Niye sana yalan söyleyeyim ki? Çünkü babamı evde istemiyordun. Bak üçe kadar sayıyorum. Doğruyu söyledin söyledin. Yoksa benden günah gitti. Bir, iki... İstersen 3 milyona kadar say. Ben doğruyu söylüyorum. Ya şimdi görürsün sen. Ruhsar dur yapma. Ya ay, ay. Ah. Ruhsar, ne yaptın gel ya? Dinlen bana ya. Vallahi inlen billahi inlen, doğru söyleyin gel ya. Yalancı, sana inanmıyorum. Masar, sen bir faşistsin demek. Nein, nein, önderin gel, yanlış anlayın gel. İnanamıyorum. Masar bir faşist. Ya yapmayın Önder Bey'in gel. Hiç böyle 1942 model faşist kaldı mı? Reklam filmi için hazırlık yapıyorum. Ah dur. Ah dur. İnanamıyorum. Ya yaptığını beğendin mi? Ruhsar'ın gel. Geçmiş olsun. Ameliyatınız pek başarılı geçti. Ya peki hemen deneyebilir miyim bari doktor bey? Hemen olmaz üstadım. En azından 10-15 gün beklemeniz lazım. Yapmayın ya. Yani 15 gün daha mı kalacağım bu hastanede? Yo. Hiç gerek yok. Sizi yarın taburcu edebiliriz. Hatta bu akşam bile gidebilirsiniz. Ama çubuğu denemek için en az 15 gün beklemeniz lazım. Çocuklar, banka ve çocuk bezi ortak reklamı için neler yaptınız anlatın bakalım. Önder Bey, şimdi biz şöyle bir şey düşündük. Yapı ve İmal Bankası'ndan içeri eli silahlı hırsızlar giriyor. Kontrol edin. Kımıldamayın, bu bir soygundur. Diyorlar. Hırsızları gören banka çalışanları ve müşteriler çok korkuyorlar. Ve korkudan maalesef altlarını pisletiyorlar. Ama yüzleri mutlu. Çünkü altları kuru. Altlarında kuru popo çocuk bezi bağlı. Aslında bağlı diyecekti ama kafiye olsun diye mecburen bağlı dedi Öndür Bey. Önder Bey. Bu fena değil gibi ama biraz daha düşünün. Daha iyisini bulacağınızdan eminim çocuklar. Ha, bunu bitirdikten sonra sırada şampuanla cep telefonu ortak reklamı var. Haberiniz olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş.
sar yanı yanı başıma.